örneklerle devam edelim arkadaşlar. Temel haldeki bir atomda kuantum sayıları n eşittir 3, l eşittir 1 ve ml eşit eksi 1 değerine sahip en fazla kaç elektron bulunabilir? Bakınız n eşittir 3 diyorsa 3. yörüngeden bahsediyordur. l eşittir 1 diyorsa p orbitalinden bahsediyordur. ml'si eksi 1 değerine sahip en fazla kaç elektron bulunabilir? Şimdi bakınız 3P için ML değeri eksi 1, 0, artı 1 şeklindedir. Ve P'nin biliyorsunuz elektron sayısı maksimum 6'dır. Dolayısıyla olabilecek ML'si eksi 1 olan en fazla elektron sayımız kaç olacaktır arkadaşlarım? 2 olacaktır. Krom 24 elementinde L'si 0 olan kaç elektron vardır? M'l'si 1 olan kaç elektron vardır? Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan maksimum kaç elektron vardır? Şimdi arkadaşlarım krom 24'ün elektron dağılımını yapıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dikkat dikkat 4s1. 3d5. L'si 0 olan. Şimdi L'si 0 diyorsa kimden bahsediyordur arkadaşlarım? S'den bahsediyordur. Kaç tane elektron var? 2 4 6 7. L'si 0 olan toplam 7 elektronumuz var. M'si 1 olan kaç elektron vardır? Bakınız S orbitalinin L'si 0 ml'si de sıfırdır. O zaman p orbitaline ve d orbitaline bakacağım. p'de ise eksi 1, 0, artı 1. 1 olan burada 2 tane mevcut. Burada da yine 1 olan 2 tane mevcut. Eksi 1, 0, artı 1. d5. D'nin orbital sayısı 5'tir. Eksi 2, eksi 1, 0 artı 1 artı 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yine ml'si 1 olan bir tane de burada var. Yani toplamda kaç elektronumuz oldu arkadaşlarım? 5. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan maksimum kaç elektron vardır? Yine arkadaşlarım krom 24'ün elektron dağılımı yapacak olursak burada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Biliyorsunuz elektronları orbitallere teker teker yerleştiriyorum ya da spinli yerleştiriyorum. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 diyorsa yukarı oku temsil edecek. Yani buradan bu şekilde gösteririm. Bir tane elektron geldi. Buradan da bir geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan 1. Buradan da 1. Buradan toplam 3 geldi. 1 2. Yine buradan da bir tane geliyor. 1 2, 3, 4 5, 6. Buradan 3 tane geliyor. Şimdi dikkat dikkat. Buradan maksimum dediği için 4S1'i artı 1 bölü 2 olarak gösteriyorum. Yukarı ok. D5'te de hepsini yine yukarı ok olarak gösteriyorum. Yani toplamda da burada 6 oldu. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan minimum deseydi arkadaşlarım. O zaman bunları eksi 1 bölü 2 olarak gösterirdim. 6, 9, 10, 13, 14, 15. Yani maksimum 15 elektron vardır. Şimdi arkadaşlarım şurada bir toparlayacak olursak mesela bir X elementimiz olsun. Burada atom numarası, proton sayısı, çekirdek yükü. Biliyorsunuz, çekirdek yüküne atom numarası diyen Moziydi atom numarasının ayırt bir özellik olduğunu bulan da Moziydi Burada kütle numarası yer alır arkadaşlarım. Kütle numarası atomun çekirdeğinde yer olan taneciklerin toplamıdır. Yani proton ve nötrondur. Şurada elektronu gösterebiliriz. Burada da yükü ifade ederiz. Eğer ki bize nükleon sayısı soruluyorsa kütle numarasından bahsediliyordur. Çekirdekteki toplam tanecik sayısı deniliyorsa yine proton ve nötrondan bahsediliyordur arkadaşlarım. Çünkü çekirdekte olan tanecikler proton ve nötrondur. Toplam tanecik sayısı deniliyorsa arkadaşlarım atomu oluşturan tanecikler proton, nötron ve elektron toplamını söylememiz gerekiyor. Şimdi İyon durumundan bahsedecek olursam bir anyon durumumuz söz konusudur arkadaşlarım. Bir de katyon durumumuz söz konusudur. Anyonlar eksi yüklü tanecikler, katyonlar ise artı. Eksi olanlar elektronu ne yapacak? Alacak. Artı olan ise elektronu ne yapacaktır? Arkadaşlarım, verecektir. Şimdi bir atom iyon durumuna geçerse protonda Nötronda çekirdek yükünde, kütle numarasında bir değişim olmaz arkadaşlarım. Çünkü bunlar bu saydıklarım çekirdekte olan tanecikler. Fakat bir atom iyon durumuna geçerse elektron sayısı değişir. Elektron sayısı değiştiği için çap ne yapacaktır arkadaşlarım? Değişecektir. Aynı zamanda bir atom iyon durumuna geçtiği zaman periyodik cetveldeki yerinde bir değişim olmaz. Çünkü biz periyodik cetveldeki yeri atom numarasına göre, proton sayısına göre yaparız arkadaşlarım. Dolayısıyla elektron aldığında, verdiğinde proton değişmediğinden periyodik cetveldeki yerde değişmeyecektir. Aynı zamanda bir atom iyon durumuna geçtiği zaman sembolünde de bir değişim olmaz ve iyon durumuna geçtiğinde çap değişeceğinden kimyasal özellik mutlaka değişir. Ve bizler çok iyi biliyoruz ki kimyasal değişimlerin arkasından mutlaka fiziksel değişimler gerçekleşecektir. Mesela arkadaşlarım sülfat eksi 2 kökündeki proton, elektron ve nötron sayılarını bulacağız. Şimdi bakınız bu eksi 2 kökün eksi ikisi ki birden fazla atom içeren iyonlara kök deriz arkadaşlarım. Şimdi kükürtün protonu 16, oksijenin protonu 8. Dikkat dikkat 4 tane olduğu için 4 çarpı 8 diyorum. 32, 16, 48 protonumuz var. 2 tane alacak çünkü eksi 2 o zaman 50 elektrondan bahsederiz arkadaşlarım. Şimdi nötron. Kütle numarası 32, protonu 16. Şu aradaki fark bize ne yapıyor? Nötronu veriyor. O zaman kükürtün nötronu 16, oksijenin nötronu 8. Yine aynı şekilde yerine yazıyorum ki iyon durumuna geçtiğinde nötronda bir değişim olmayacağından direkt yazıyorum. 16, 4 kere 8, 32, 48 nötronu vardır. XO3-2 kökünde 32 elektron bulunmaktadır. Buna göre X'in çekirdek yükünü, X'in yükünü, X'in elektron sayısını bulunuz. Şimdi arkadaşlarım bakınız bu eksi 2 kökün eksi 2'si. 32 elektronun var ise 30 protonun var. x Oksijenin protonu 8 ama 3 tane var. 3 kere 8 24 eşittir 30. X'imiz kaç geliyor arkadaşlarım buradan? 6 geliyor. X'in çekirdek yükü 6'dır. X'in yükünü yani yükseltgenme basamağını bulacağız arkadaşlarım. Bakınız oksijenin yükünü biliriz. Eksi 2. Burasına A desem, 3 kere 2 6 eksi 6 dikkat dikkat eksi 2'ye eşitledim. A değerimiz buradan artı 4 geliyor. X'in elektron sayısı, X'in protonu 6, X'in yükü artı 4. O zaman X'in elektron sayısı kaç gelecektir? 2 gelecektir. <laughs>